Bu videoda ondalık sayı içeren bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin etmeye çalışacağız. Ekranda gördüğünüz işlemde eşittir yerine yaklaşık olarak eşittir işaretinin kullanılmış olmasının sebebi de zaten bu. Bizden 80 bölü 1,94 işleminin sonucunun yaklaşık olarak neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Hadi bakalım her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve işlemin sonucunu kendi kendinize tahmin etmeye çalışın. Seçeneklere geçmeden bu işlemi aklımızdan yapmamız gerekseydi ne yapardık? Gelin önce bunu düşünelim. Herhangi bir sayıyı aklımızdan 1,94'e bölmek gerçekten zor. Ancak eğer fark ettiyseniz 1,94 2'ye çok yakın. Buna dayanarak bu işlemin sonucunun 80 bölü 2'ye yakın olacağını da söyleyebiliriz. Bunun sebebinin 1,94'ün 2'ye yakın olması olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Evet, 80 bölü 2 işleminin sonucu 40'tır. Bu yüzden bu işlemin sonucunun yaklaşık olarak 40 olacağını söyleyebiliriz. 40'a eşit demediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık olarak 40'a eşit. Bu durumda doğru olan b seçeneğidir. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunun yaklaşık olarak neye eşit olacağını bulmayı deneyin 209 bölü 3. Bu işlemdeki sayılar ondalık sayı değil ancak 209 3'e tam bölünmediği için bölme işleminin sonucu ondalık sayı olacak. Yaklaşık bir sonuç bulmak istediğimiz için 3'ün 209'a yakın bir katını düşünebilir ve işlemi buna dayanarak yapabiliriz. 3'ün katlarını düşünürsek bir bakalım 3 kere 60 180 eder, 3 kere 70 de 210 ve 209 210'a oldukça yakın bir sayıdır. O halde bu işlemin sonucunun 210 bölü 3'ü sonucuna yakın olacağını düşünebiliriz. Az önce 3 çarpı 70'in 210 edeceğini söylemiştim. O halde 210'u 3'e bölersek sonuç 70 olacak. Bu işlemi neden böyle yaptık? Unutmayın bizden bu işlemin sonucunu tahmin etmemizi istiyorlardı. 210, 209'a yakındır dedik ve bu nedenle de 210 bölü 3 işleminin sonucunun bu işlemin sonucuna yakın olacağı sonucuna ulaştık. Evet 209 bölü 3 işleminin sonucu yaklaşık olarak 70'e eşittir ve yine B seçeneği. Hadi bir tane daha. 6,86 bölü 1,12. Hadi bakalım videoyu durdurun ve bu defa da bu işlemin yaklaşık sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışın. Bu işlemin sonucunu tahmin edebilmek için de bu sayıları yuvarlamayı deneyeceğim. 6,86, evet yaklaşık olarak 7'ye eşit öyle değil mi? 6,86'dan büyük en küçük tam sayı 7. Bunu da kendinden küçük en büyük tam sayıya yuvarlarsam bu sayı 1 olur. 7 bölü 1 işlemi de bu işleme göre çok ama çok daha kolay bir işlemdir ve sonuç yaklaşık olarak 7'dir. Bu arada bunların tahmini sonuçlar olduğunu yani işlemlerin tam sonuçları olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Diğer seçeneklere bakarsak 7 tüm bunlardan çok daha mantıklı öyle değil mi?